Medya Haber'den merhaba. Alternatif gündemle karşınızdayız. Özellikle İran Kürdistan'da, Doğu Kürdistan'da yaşananlar ile İran'da yaşananları bugün alternatif gündemle mercek altına alacağız. Bir de HDP'nin geliştirdiği halk buluşmaları var. O halk buluşmalarının Colamerk ayağında da coşkulu karşılamalar ve eylemler vardı. Onları da konuşacağız. İran'ı konuşacağız, Doğu Kürdistan'ı konuşacağız. Orada sıcak gelişmeler var. Konuyu gazeteci arkadaşımız, politik aktivist Ömer Hucevri ile gündeme alacağız. Ömer arkadaşım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Doğrusu son günlerde İran ve Doğu Kürdistan'daki gelişmeler çok fazla gündeme düşmeye başladı bir. İkincisi hem gösteriler yaygınlaştı hem diğer taraftan rejimin saldırıları yaygınlaştı. Bir de üstüne Nagada'da, Urmiye'nin Nagada bölgesinde Azerilerle Kürtleri karşı karşıya getirmeye dönük bir çabayı da gördük. Bu gelişmeleri nasıl yorumlamak lazım? Belki daha sonra uluslararası boyutunu da konuşuruz. Acaba uluslararası boyutta yeni bir yaklaşım, yeni bir girişim, yeni bir plan mı var nedir? Ama önce İran'ı bir anlayalım, Doğu Kürdistan'ı bir anlayalım istiyorum. Buyurun, ne diyorsunuz? Biliyorsunuz İran'dan son bir iki ay önce bir seçimler oldu. İbrahim Raisi İran'ın Cumhurbaşkanı oldu. Ruhani'den sonra İbrahim Raisi geldiği her zamanki gibi, her aday gibi o da diyordu ki İran'ın bütün problemleri, özellikle ekonomi problemleri, halkların problemlerini çözecek ve daha iyi bir yönetim seçilecek. Şimdi birkaç gündür reisi gelmiş, kaç tane yetkili belirlemiş. Yani birinci yardımcısı hem de Tahran'daki belediye başkanı seçilen kişiler muhafazakar şeyinde, muhafazakar cenahda ve İbrahim Reisi de kendisi biliyorsunuz Doğu Kürdistan ve İran'ın en 80'lerde hem solculara hem Kürdlere hem diğer halklara idam edilen birinci kişilerden birisidir ki ulusal arası zaten onun hakkında şey var, suçlama var ve İran'da çıkmıyor. Şimdi herkes bunu bekliyordu ki Hamneyi de İbrahim Reis'e destek veriyor ve İran'ın problemlerini çözecek, ekonomi kalkınma olacak ve adalet yerinde gelecek. Özellikle bu reisi ve kendi ekibin propagandaları, ama Kürdistan'da, Belucistan ve Ahvaz'da herkes biliyor. Zaten 40 yıldır bu hükümet şeye gelmiş, iktidara gelmiş. Cumhur-i İslami İran'ın bütün değiştiği bütün hükümetlerde, yani bu halkların durumuna daha kötüleşmiş, hiçbir iyileşme olmamış. En son Ahvaz'da biliyorsun, yani bazı seyirciler belki İran'ın tam coğrafyasının durumunu bilmiyorlar, ama Khuzestan ya Ahvaz dediğimiz İran'ın en fazla suyu, yani İran illerinden en fazla suyu olan bir ildir ve İran'da Karun Nehri var, çok büyük bir su kaynağıdır. Ama İran'ın kötü siyasi yöntemlerle şimdi o halk zaten susuzluğunda kalmış. Ne kadar da biliyorsun İran Kırmaşan'ı Mako'ya kadar Farslarla hiçbir sınırı yok. Farslarla Kürtler arasında Azeriler bazı yerlerde 1000 yıl önce de Azeriler vardı. Ama en son Kacar. Ben bu Nagada'yı araya girip sormak istiyorum. Oradaki o rejim provokasyonunu özellikle. Kodar'ın da bununla ilgili bir açıklaması vardı. O bölgede halklar arasında bir
anlaşmazlık yaratarak aslında bir şekliyle kendi politikalarını tüm halklara karşı yaşama geçirmek istediğini ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Orada rejimin böyle halkları karşı karşıya getirmeye dönük planlı bir girişimi mi vardı? Bunun amacı neydi? Simko Sarhal'dan, Simko Şkak Sarhal'dan da Komari Mahabad döneminde o bütün Doğu Kurdistan'ın isyanlarında Azeri, İran kendisi o bölgelerinde zaten askeri Azeri askerleri göndermiş. Onun için bazı yerlerde Kürtlerle Azeriler arasında bazı şeyler var. Çok derin de olmasa, çok tarihi de olmasa ama rejimin öyle bir siyaseti var. Şimdi ne kadar çok hassas bir yerde. 40 yıl önce zaten Hizb-i Demokrat Kasımlı o bölgeye gitti. Bazı Kasımlı orada bir halk için bir toplantı yaptı. Ondan sonra bazı Azerilerle bazı devlet şeylerinde orada bir provokasyon yaptılar. Orada yüzlerce kişi vurdu. Şimdi en son dikkat çekici bir şey var. O olay ne kadar da oldu biraz karanlıktır. Çünkü siz dediniz Babakhani Hedeke'nin merkez komitesi evlerde terör oldu. Şimdi Ferdin İbrahim'i o da sosyal medyada bu fotoğrafları Babakhan'ın fotoğraflarını yaydılar. Ferdin İbrahim'i de öyle görünüyor ki Hizb-i Demokrat'ın peşmergesidir. Babakhan ile aynı üniforma giymiş. Çok dikkat çekicidir. Yani bir günde birisi Hevler, birisi Nagada Kürtlerin karşısında özellikle siyasi bir hareketle öyle bir şey tesadüf değil. Özellikle teessüfle bunu söylüyorum. Niçirvan Barzani şeye gitti, Tahran'a gitti. Ondan sonra reisi Cumhurbaşkanı Kur'an'ında katıldı. Zaten dünyada öyle herkes çok alt düzeyinde kişiler şeye gitmişti. Hamas, Hizbullah bilmiyorum. O tür kişiler gitti. Niçirvan Barzani ile Tahran'a gitti. Ondan sonra Barzani öyle bir şey dedi. Dedi biz de İran Cumhuriyet'in bir bölümü. Yani biz de İran'a aitiz. Biz İran Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyoruz ve ondan sonra herkes Hüsyar Zebari, Niçirvan Barzani ve diğer kişiler biliyorsunuz 10 yıl önce Hüsyar Zebari Tahran'a gitti. Dedi Pajak terör bir harekettir. Ondan sonra Hüseyin Kızrı'ya idam ettiler. Şimdi Niçirvan Barzani de öyle bir şey söyledi Tahran'da biliyorsun. Babakhani'yi katlettiler. Ondan sonra şimdi 15 gün önce de Süleymaniye'de bir Pajak sempatizanı Şehit Rahim o da katledi. İran onu katlediler. Onun için bir şey var. Bölgesel bir plandır. Tam öyle rastgele bir şey değil. Ama ne kadar da hem Azeri hem Kürtler bir sivil toplum ve aydınlar bir bildiri yayınladılar. O bildiride herkesi soğukkanlı hareket etmesi gerekir. Orada şimdi biraz durumlar sakindir. Peki. Yani provokasyona gelmediler ama hassas bir noktadır. Her gün, her zaman bu provokatif şeylerini sistem yapabilir ama Kürt hareketiyle hem Kürt halkıyla hem Azeri halkıyla tarihi bir tecrübeleri var. Hususen Urmiye, Nagada ve Huyda. Yani Kürtler, Azeriler birbiriyle yaşıyorlar ama yani normal bir sorun yok. Siyasi fikirler ya siyasi ya ideolojik şeylerini araya gittiği zamanda bu tür çelişkiler alevleniyor. Peki burada özellikle Nagada'daki Azerilerle Kürtlerin karşı karşıya getirilmek istenmesinde
Türk Devleti'nin bir rolü var mıydı? Ona dönük iddialar da vardı. Türk Devleti'nin o bölgedeki bazı Azerileri örgütlediğini, istihbarat elemanı gibi kullandığını ve onlar üzerinden bir provokasyon yaşama geçirmek istediğini yazan, çizenler de, söyleyenler de oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyledir. Zaten bu Urmiya eyaleti Türkiye'nin sınırında ve Azeriler İran tarihinde Azeriler zaten ikinci, üçüncü plan vatandaşlardır. Şimdi Azerilerin en çoğunluğu Şia olduğu için biraz sistem onları kendisine yakınlaştırıyor, ama çok tarihi çelişkiler de var. Türkiye hem Salbas, hem Huy, hem Urmiye, hem Nagada bölgelerinde kendisini şey etmiş. Yani örgütleme yapmış. Özellikle MHP ile eskiden daha alımlı bir şey vardı. Yani eğer bir provokasyon o bölgelere çıkıyordu, çözümü çok çok şey oluyordu. Yani öyle gerginlik çok sormuyordu ve çok basit bir çözümle her şey halloluyordu. Şimdi MHP ile AKP bu en son yıllarında zaten birbiriyle bir anlaşma yapmışlar. Şimdi ortak bir hükümet yapmışlar. Ondan sonra şimdi milliyetçilik bu bölgelerde de biraz fazla olmuş. Zaten o genç, o Kürt gencini öldüren kişi Türkiye'nin bayrağı, Türkiye bayrağı onun şeyinde, elbiselerinde Türk bayrağı vardı. Onun için Türkiye'nin sempatizanları hem AKP hem MHP o bölgelerinde zaten İran ile Türkiye arasında şimdi gelişler çoktur. Hem ekonomik açısından hem turistlik açısından. Onun için yani bir yanda Türkiye Agri Dağı'nda Kandil'e kadar bir çok büyük bir divar çekmek istiyor. Sözde o sınırını sağlamlaştırıyor. Ama bu kolberleri de öldürüyor. Özellikle o bölgede şimdi en son Başkala ve Mako tarafında da zaten kadınları taciz etmişler. Ve Türkiye bu bütün siyasetleri yapıyor, ama kesinlikle bir örgütleme var ve bazı bilgiler var. Huy, Tebriz ve Urmiye'de bazı sempatizanların arasında Türkiye silah dağıtmış. Şöyle bilgiler de var. Evet. Peki son olarak da şunu sorayım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail son günlerde peş peşe İran'a dönük açıklamalar yaptı. Hatta bazı uluslararası sitelerde, yine Arap devletine ait bazı sitelerde yakın süre içerisinde İran'a bir savaş başlatılacağı bile ileri sürüldü. Bu gelişmeler bağlamında değerlendirdiğinizde İran'da önümüzdeki yakın dönemde nasıl bir tablo gözlenebilir? Var mı öylesi bir plan, yoksa İran'ı tekrar yeniden kendi sınırlarına çekmek için yeni bir plan mı devreye sokuyorlar? Zaten reisinin birinci yardımcısı, seçilen kişi ABD'nin tahrim listesinde, boykot listesinde yer alıyor. ABD ile İran arasında bir gerginlik var. En son dönemde zaten Benjamin Netanyahu gitti. Şimdi yeni hükümet de İran'a karşısında politikası değiştirmedi. Çünkü İran da her gün tehdit ediyor. Diyor Orta Doğu'nun siyasi haritasında zaten İsrail'i kaldıracağız, mahvedeceğiz. Ondan sonra şimdi Lübnan Hizbullah ile İsrail arasında bir çatışma oldu, biliyorsunuz. Hizbullah İran'ın temsilcisidir. Yani İran'ın Lübnan İran'ın temsilcisidir ve İran'ın siyasetlerine yönetiyor. Şimdi öyle yakın bir zamanda İran karşısında bir saldırı olacak ben sanmıyorum. Çünkü Suriye'de çok bir gerginlik var. Irak'da bir gerginlik var. Şimdi en son da Afganistan'da bir gerginlik var.
çok dikkat çekici bir şey söylemişti Biden. Biden diyordu, Taliban terör yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sanki bilmiyordu. Eğer Afganistan'ı öyle terk edecek, zaten Taliban da saldıracak. En son Biden diyordu, biz öyle bir mesaj vermiş, sanki çok güçlü bir müdahale yapacak Afganistan için. İran'da eğer bir müdahale, bir şey olsa tehditler zaten var. 40 yıldır İran üzerinde İsrail her gün diyor, biz saldıracağız, biz vuracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Trump da öyle diyordu ama Kürt devrimcilerin bir yerde, sadece Kürt devrimcilere şimdi İran karşısında Kodar, Pajak, Hareke bir şey yapıyor, bir mücadele yapıyor. Onlar da hep sözde kalıyor ama İsrail ile ABD arasında belki bu boykotlar daha, ekonomi şeyler, peki, ambargolar daha devreye girecek. Ama Amerika, ABD söylemişti ki Viyana'da İran ile ABD arasında en son bu toplantılar başlayacak. Eğer orada bir İran nükleer programında bir gelişme olsa, zaten ABD İran'da adam olsa, nasıl bir şey olsa, zaten ABD hiçbir şey söylemiyor. Zaten yani zamanımız şey, daralıyor. Yakın zamanda İran'a dönük iddia edildiği gibi kapsamlı bir saldırı beklemiyorsunuz, öyle diyelim. Askeri bir şey olmayacak ama ekonomiyle, ekonomiyle, diplomasiyle devam edecek. Peki. Özellikle ekonomi açısında devam edecek diyorsunuz. Saldırılar zaten var, devam edecek. Özellikle reisi de şeye, iktidara geldi, daha çok yoğunlaştıracak. Çok teşekkürler sevgili Ömer Hocabri, katılım ve katkılarınız için, görüşlerinizi izleyicilerimizle paylaştığınız için. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler, iyi yayınlar. HDP, DBP ve DTK heyetlerinin halk buluşmalarını Colemerk Milletvekili, HDP Colemerk Milletvekili Sait Dede ile konuşacağız. Skype hattımızda hazır. Sayın Dede, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Kolay yoğun gelsin. Bir çalışma içerisindesiniz. Biliyorum, köy ziyaretini yarıda bırakıp yayınımıza katılmak için internetin güçlü çektiği ilçeye geldiniz. Bunun için teşekkür ederek başlayayım. Doğrusu bir de sizin ağzınızdan bu halk buluşmalarını dinlemek istiyoruz. Özellikle Colemerk ayağında, Gever ayağında coşkulu karşılamalar olduğu, yine klasik devletin engelleme çabaları, girişimleri, saldırma girişimleri oldu. Oradaki halk buluşmalarında dikkat çekici boyut neydi? Halkın DBP'ye olan, HDP'ye olan, HDK'ye olan ya da işte Kürt siyasetli olan ilgisine dönük neler söylemek istersiniz? Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Aslında Hakkari programının başından başlamak istiyorum. Hakkari programı ayın 6'sında başladı. Ayın 6'sında hem DTK eş başkanı Sayın Berdan Öztürk, DBP eş başkanı Sayın Sabiha Aydeniz ve HDP eş genel başkanı Sayın Pervin Buldan'la bölge milletvekilleri, MYK'ların bulunduğu bir heyetle başladı. Heyetin karşılaması çok görkemli geçti. Yüksek Ova Havaalanı'nda karşıladı. Orada büyük bir konvoyla Hakkari merkeze heyet geldi. İl binasından kısa bir süre sonra Hakkari merkezde esnaf ziyareti yapmak istedi. Tabii kitle çok fazlalaşınca polis yine sizin de tarif ettiğiniz gibi klasik bir şekilde engellemeye çalıştı. Yalnız Hakkari'deki esnaf ziyareti halkın yoğun ilgisinden dolayı, eş başkanlarımıza, heyete olan yoğun ilgisinden dolayı kitlesel bir hale dönüşünce artık engelleyemedi. Hakkari'de çok güzel bir şekilde, çok coşkulu, çok heyecanlı bir esnaf ziyareti gerçekleşti. Aslında niyet şeydi, esnafı ziyaret etmek, esnafın sorunlarıyla ilgilenmek ama bu kitleden dolayı büyük bir yürüyüşe dönüştü. Daha sonra Hakkari'deki esnaf ziyareti bittikten sonra Yüksek Ova'da yine çarşı başında heyet indiğinde aniden bir kalabalık oluştu. Çok çok büyük bir
kitle toplandı. Orada da büyük bir yürüyüş gerçekleşti aslında. Ve bu yürüyüşte sloganlar direne direne kazanacağız tarzında açlık grevlerine tecritte dikkat çeken sloganlar atıldı. HDP'nin kapatma davasına, kumpas davalarına karşı HDP'liyiz, her yerdeyiz tarzında sloganlar atıldı. Neredeyse Yüksek Kova Çarşısı tamamen kapandı, halk kitlesiyle doldu. Hatta belki uzun zamandır böyle çok kitlesel bir kalabalık oluşmamıştı diyebiliriz. Her zaman engellemeler oluyordu. Bu sefer de engellemeye çalıştılar ama halkın bu gücünün bu selinin önüne geçilmedi. Daha sonra HDP eş genel başkanı ilçe binamızda bir açıklama yaptı. İlk gün bu şekilde sona erdi. Hakkari'deki temaslar. İkinci gününde HDP eş genel başkanı programı temas, bittikten sonra temas. Eğer sesimi duyuyorsanız çalışmaları devam ediyor. Sesimi alabiliyor musunuz? Sesimi evet, duyuyorsanız temaslarla ilgili biz de dosyamızda geniş biçimde verdik. Ama orada verilen mesajlara dönük de dikkat çekmek istiyorum. Yani hem Hakkari'de hem Colemert'te zindanlardaki açlık grevine ilişkin güçlü mesajlar ve sloganlar vardı. Özellikle de halk buluşmalarında çözümün adresinin İmralı olduğuna dair de güçlü vurgular vardı ve halktan da bunlara destek vardı. Bu konuyla ilgili halkın tutumunu nasıl yorumlarsınız? Ya da buna dönük yaklaşımlar giderek güç mü buluyor? Bu konuda görüşleriniz neler? Aslında program çok kapsamlıydı. Yani hem ilk günkü HDP, DTK, DBP programı hem de sonrasında DTK, DBP'nin temasları, çalışmaları çok kapsamlıydı. Amaç faşizme karşı örgütlenme, aynı zamanda HDP'liyiz, her yerdeyiz, HDP'yi kapatma, kumpas davalarına karşı. Aynı zamanda artık yeter özgürlük zamanı şiarı ile üçünü de bir arada heyet götürdü. Tabii ki heyetin temel değindiği noktalar 6 yıldır çöktürme planından bu yana Kürt'le uygulanan politikalar, onun dışında tecrit açlık grevleri, siyasi partimize yönelik baskılar, Kürtlere karşı yapılan düşmanlıklar, Kürtlerin işte statüsüz kalmasına yönelik bölge devletlerinin çalışmaları ve Kürtlerin buna yönelik hem yeni bir direniş hattı hem de bir yol haritası belirleme. Bu kapsamda sivil toplum örgütleriyle beldelerde, köylerde, mahallelerde çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerin hepsi de çok kapsamlı geçti ve aslında çok da anlamlı oldu. Çünkü bizim gittiğimiz her yerde de TK'de BP heyetine aktarılan şuydu. Bu sorunların temel kaynağının aslında tecrit olduğunu, 2005 Nisan 2015 gününden beri başladığını, mutlak tecritin konulduğu günden bu güne kadar Türkiye'nin nasıl bir kriz içerisinde yandığını, yangınların sadece aslında Marmaris'te, Antalya'da ya da Cüdü'de olmadığını, Türkiye'nin ve Kürdistan'ın tamamen bu tecritten sonra bir yangın yerine dönüştüğünü ve bu yangını söndürmenin sadece helikopterlerle olmayacağını, yeni bir iklim yaratılmasının tek yolunun bu tecritin kaldırılması gerektiğini ve muhatabın Sayın Öcalan olduğu bir evet, daha halkın hem de yeni bir yol haritası için yapılması gerekenleri halkla tartışıp paylaştı. Bizim de önümüze çıkan temel şeyin aslında tecrit olduğu, bugün başvuruda olan problemlerin de sorunların da Kürtler arasında yaratılmak istenen çelişkilerin de Rojava'daki işgalin de Türkiye'deki siyasi Kürt siyasi hareketine yönelik baskıların da temelinde bu tecridin yattığını ve dolayısıyla bu Türkiye'yi tamamen Orta Doğu'yu aslında bir yangın yerine çeviren durumun tecrit olduğunu, dolayısıyla bu yoldan çıkmak için bu tecrit kaldırılması gerektiği bir daha ortaya çıktı ve hakikaten belki son yıllarda inanılmaz bir coşkuyu biz tekrar yaşadık. Aslında Kürt halkının da ne kadar politik olduğunu ve ne kadar da duruşundan asla bu baskılara rağmen, bu kırıma rağmen, her türlü kırıma rağmen
iradelerini bir daha ortaya attığını ve muhatabın Sayın Hocalan olduğunu bir daha bize gösterdiler. Evet. Temel problemin de aslında burada herhangi bir sadece siyasi partiye yaklaşım olmadığını, aslında gelen süreçte Kürtleri tekrar statüsüz bırakmak istenildiği ve Kürtler arasında yeni bir çatışmanın bölge devletleri tarafından körüklenmek istendiğini ve bu noktada parti ayırt etmeksizin herkesin buna karşı dik bir duruş göstermesi gerektiğini halkın kendisi bize söylediler. Biz bu çalışmalarımızda herkese gittik. Herhangi bir A partisi, B partisi de gözetmeden DTK'de DBP heyeti olarak daha Kürdistani, daha Kürdü olan herkesin bu sorunun bir parçası olduğunu, aslında bu sorunların ortadan kalkması evet. için beraber hareket edilmesi gerektiğini bir daha bizler de paylaştık. Halk da bize bu önerilerinde bulundu. Bu yüzyılda, bu süreçte Kürtler arasında bir çatışmanın, Kürtlerin yıkımı olacağını, dolayısıyla buna alet olan her hangi parti olursa olsa bunların Kürtlerin tarihinde de ihanet olarak görüleceğini, buna karşı da açık bir şekilde net olarak tepki almak gerektiğini halk bizimle bir daha paylaştı. Peki. Çok teşekkürler Sayın Dede. Yayınımıza katıldınız, zaman ayırdınız. Çalışmaları bırakarak geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar. Evet sevgili izleyiciler, Sait Dede'yi dinledik. Bununla birlikte yayınımızın da sonuna geldik. Kapatmadan bilgiyi vereyim kısaca. Yine HDP'nin halkla buluşmaları devam ediyor. Sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'de de devam ediyor. Yarın da HDP heyeti, eş genel başkan yardımcısı Şaziye Köse'nin başkanlığında Ferhat Encü, Salim Kaplan ve diğer parti meclis üyelerinin katılımıyla Tekirdağ'da da devam edecek. Bu bilgiyi de vererek hoşça kalın diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle.